Ben biraz geç sevindim. Kaldık. Hayır. Ben biraz Karadenizlere torpil yapmıştım ama izleyemediler. Ne yapalım? Olsun. Bir başka konsere. Ya bari... Olsun. Efendim? Tamam. Sağolun. Başka bir fotoğraf alalım. Efendim buradayız. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Çok memnun oldum. Çok Ben de aynı şekilde çok teşekkür ederim. İnanılmaz. İşte bu. Nasılsınız? İyiyiz. Ne var ne yok? Yani mükemmel. Sizi gördük daha iyi olur. Sağ ol, harikasın. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Muhteşem. Cumhuriyet Bayramı'na. Muhteşem. Biz böyle, siz öyle. Herkes için. Nasılsınız? Nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz? Teşekkürler. Çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Tekrar mutlusunuz. Ne var ne bir araya geldik. İyiyiz. Hadi bir de çiçeksiz olsun. Evet, her gün sırada abi, tabii daha başlangıç. Ama çok güzel bir noktada, çok güzel bir ilerleyiş var. Hepimiz aynı şekilde hislerimizle beraber, sizinle beraberiz. Sağ olun. Müthiş bir enerji var sürekli. Yanıyor bir de yani. Yani şey, çocuklar bile böyle yani. Görsem var ya bir kişi ya. Bile derken 6-7 yaşı böyle diyor. Eyvah, böyle. Havaları atarlar şimdi konser sırasında. Müthiş. Güzel, çok, çok iyi ki varsınız. Siz de öyle, Çok teşekkürler. Bütün güç katıyorsunuz ve hani insanlara enerji veriyorsunuz. Lütfen devam. Moralinizi hep beraber. Tamam. Hep beraber. Çok sağ teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür mukabele. Çok sevgiler. Kolay gelsin. Harikasınız İstanbul. Harikasınız. Marşı beğendiniz mi? Çok güzel. Sizin enerjiniz herkese ilham veriyor. İyi ki varsınız. Harikasınız. Milletimizle, İstanbullu hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Hepiniz neşesiyle, enerjisiyle, bütün gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler dünyanın en güzel şehrinin yaşayanlarısınız. Bu kentin dört bir yanından buraya toplanıp geldiniz. Sizler Cumhuriyet sevdalılarısınız. Hoş geldiniz. Bundan 100 yıl önce Sultanahmet Meydanı'nda yine Kuvayi Milliye ruhuyla 100 bin insan toplandı. Ve on binlerce insan büyük bir cesaret, büyük bir kararlılık gösterdi. Bu cesur ve adil bir yaşam isteyen milletimiz o günün İstanbul'un da işgal altında olmasına rağmen büyük bir özgüven ortaya koydu. Bu özgüveni o gün Sultanahmet'te ifade etmek bir Türk kadınına nasip olmuştu. Halide Edip Adıvar, rahmetle anıyoruz.
Ben de bu akşam size sevgili eşimle beraber hitap ediyoruz. Onu ve işgal günlerinde Sultanahmet'te İstanbul'un kurtuluşu ve milletimizin özgürlüğü için kararlılığı gösteren herkesi rahmetle minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşımız boyunca dört bir yanında canla başla mücadele etmiş çocukları, kadınları, erkekleri, gençleri, herkesi, geçmişimizi, dedenizi, atanızı rahmetle minnetle anıyorum. Bugün tam 100 yıl sonra tam da bu meydanda Cumhuriyeti kutluyorsak eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Gerçekten yoğun bir mücadele ortaya koymuş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inancıyla, azmiyle, kahramanlıklarıyla beraber onun yol arkadaşları, milletimizin kararlılığıyla bugün bağımsız bir ülkede bayramımızı kutluyoruz. Yoksa gerçekten çok sıkıntılı günler yaşardık. Onlar karşılarındaki güç ne denli büyük olursa olsun, silahları, orduları ne denli güçlü olursa olsun, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inançlarıyla hep birlikte yola çıktılar. Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü kazanacağız diye inandılar ve tam bağımsız Türkiye diyerek kazandılar. Ne mutlu bize! İşte tam 29 Ekim 1923 bu inancın sonucudur. 29 Ekim 1923 ulusal egemenliğin simgesidir. Cumhuriyetimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. Cumhuriyet bizim için bağımsızlıktır, özgürlüktür. Cumhuriyet bizim için eşitliktir, kardeşliktir. Cumhuriyet bizim için millet egemenliğidir. Demokrasinin ve laikliğin her zaman teminatıdır. Cumhuriyet aldığımız nefestir. Sevincimiz, umudumuzdur. Biz tam 96 yıldır özgür ve bağımsız bir milletiz. Her birimiz farklıyız. Çok sesli ve çok renkli bir ülkeyiz. Ama biz ayrışmayı değil, Cumhuriyet değerleri etrafında hep birlikte bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı seçtik. Onun için böyle güzeliz. Onun için böyle güçlüyüz. Bugün bu ülkede yaşadığımız tüm güzellikler, burada gördüğümüz bu eşitlik ve kardeşlik tablosu, kendimize olan güvenimiz, geleceğimize duyduğumuz umut, bütün bunlar bu güzel cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyetimizin kıymetini biliyoruz. 29 Ekim özgürlüğe ve eşitliğe inanan, kardeşçe yaşamayı hedefleyen bu milletin en özel günüdür. En büyük milli bayramımızdır. Kol kola kutlayacağız. Omuz omuza kutlayacağız. 29 Ekim birliğimizin ve kardeşliğimizin dünya üzerinde onurlu bir şekilde varoluşumuzun en büyük bayramıdır. Hem Kurtuluş Savaşımız hem de Cumhuriyetimiz dünyanın birçok mazlum ülkesine de örnek olmuştur. Emperyalizme karşı milletçe elde ettiğimiz bu büyük zafer ve ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyet 96 yıldır pek çok millete ilham vermiştir. Kıymetli İstanbullular,
benim güzel hemşerilerim, Cumhuriyet eşit yurttaşların ortak ilke ve idealler etrafında birliği üzerinde yükselir. Cumhuriyet insan onuruna dayalı, gönüllü bir birliktir. Cumhuriyet milletin iradesine dayalı bir devlet düzeni demektir. Cumhuriyet rejiminde siyasal iktidarın kaynağı yalnızca ve yalnızca millettir. Millet iradesini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ortaya koyar. Bu nedenle milli irade iktidarıyla, muhalefetiyle bütün milleti kapsar. Onun için çok güzeldir. Cumhuriyet ne kanunla ne de uygulamalarla hiç kimseye, hiçbir kişiye ya da bir gruba asla ve asla ayrıcalık tanımaz. Cumhuriyet ve demokrasi birbirinden güç alır. Birbirlerine anlam ve değer ve aynı zamanda güzellik katar. Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir. Seçimle gelmiş olmak yöneticilere demokrasinin temel ilkelerini ihmal etme, rafa kaldırma hakkını asla ve asla vermez. Demokrasilerde vatandaşın yönetime katılımı yöneticileri seçmekten ibaret asla olamaz. Vatandaşlar yalnızca seçimden seçime iradelerini ortaya koyarak değil, merkezi ve yerel iktidarların tüm karar alma süreçlerine etki ederek de her zaman yönetime katılabilirler ve katılma hakları vardır. İşte tam da bu ileri demokrasidir. Kıymetli hemşerilerim, demokrasi vatandaşların din ve vicdan özgürlüklerinin de çok önemli bir güvencesidir. Bir rejimin demokrasi olabilmesi için özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı bir siyasi ve sosyal yapı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yöneticilerin hesap verebilir olması, şeffaflık gibi ilkelerin de hayata geçirilmesi şarttır ve gereklidir. Cumhuriyetin ve demokrasinin bu yüce anlamını bilen sizler, tam 16 milyon İstanbullular, 96 yıl sonra bir kez daha bütün dünyaya demokrasi adına ilham örneği olan büyük bir irade ortaya koydunuz. Hem 31 Mart'ta hem de 23 Haziran'da iki seçimde birden cumhuriyetimize, demokrasimize ve de özgürlüklerimize hep birlikte sahip çıktınız. Her şey çok güzel olacak diyerek dünyaya örnek olacak bir seçim sonucunu gelecek nesillere sizler armağan ettiniz. İnanınız, İnanınız ki, bilmenizi isterim ki, bugün dünyanın her tarafında sizlerin bu yapılan iki seçimde birden ortaya koyduğunuz o cesur sonuç konuşuluyor. Hep beraber ve son derece gür bir sesle tüm dünyaya demokrasiden ve özgürlükten yana olduğunuzu göstermiş oldunuz. Demokrasinin, hukukun, özgürlüğün, birlik ve beraberliğin yanında olduğunuzu, bu güzel cumhuriyetin ve bu güzel ülkenin gerçek sahibi olduğunuzu herkese bir kez daha en gür sesle
ilan ettiniz. Sizler sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da aynen 96 yıl önce olduğu gibi herkese öncülük ettiniz. Tüm dünyaya gerçekten örnek bir millet olduğunuzu özgürlüklerine sahip çıkarak bir kez daha ispat ettiniz. Bunun için her birinize, 16 milyon hemşerime, 82 milyon vatandaşıma, eşit ve vatansever vatandaşıma minnet borçluyum. Sağ olun, var olun. Sizin bu muhteşem iradeniz, bu güzel ülkenin ve bu yüce milletin geleceğinin teminatıdır. Onun için çocukların yüzü gülüyor. Onun için gençlerin enerjisi yüksek. Onun için çok kararlısınız. Emin adımlarla yürüyorsunuz. Bunun farkındayım. Bu iradeyle artık bu güzel ülkemizde hiç kimse ama hiç kimse bugün de yarın da kendisini vatandaştan asla ve asla üstün göremeyecek. Bu çok önemli bir milattır. Sizlerin iradesiyle bu ülkede ve bu şehirde yeni nesil bir siyaset dönemi ortaya koyulmuştur. Cesur bir demokrasi anlayışı ortaya koyulmuştur. Bizler bu iradenin farkında olarak yerel demokrasi için çok daha cesur olacağız. Göreceksiniz, çok cesur adımlar atacağız. Yeni nesillerin daha yüksek bir tutkuyla yerel demokrasiye ve yönetime katılımının önünü açacağız. Gençler hayallerini artık bu şehirde ve bu ülkede ortaya koyacaklar. Daha özgür fikirli, yaratıcı, daha demokrat, daha iyi kalpli, vatanını seven, ülkesini, milletini seven, doğayı seven, dünya insanı olmayı başarabilmiş, aklı ve bilimi hakim kılan yeni nesil insanlarla yol yürümekten keyif alacağımız şehirleri hep birlikte var edeceğiz. Bu bayramın, bu güzel bayramın, 96. yılın Cumhuriyet Bayramı'nın bizden beklentisi budur. Bu büyük millete bu güzel bayramı tam 96 yıl önce emanet ederken fikri hür, vicdanı hür nesiller istiyorum diyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyuyoruz. Sevgili dostlarım, sözlerimi bitirmeden önce bu bayramı güzelleştiren, burada bütün güzel duygularıyla bizlerle beraber olan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlara kocaman alkışlar gönderelim. Bugün ve yarın İstanbul'un onlarca mekanında, ortamında, meydanında, bu şehirde yıllardır olmadığı kadar coşkuyla Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Yarın akşam sizleri Salacak sahilindeki o güzel kordonda tarihi yarımadaya bakarken, yine Galata Kulesi'ni, Kız Kulesi'ni seyrederken, yine rahmete uğurladığımız Atatürk'ün son durağı olan Dolmabahçe Sarayı'nı hep beraber izlerken, sizleri bu güzel şehrin en güzel noktasında milletçe halkın Cumhuriyet balosuna davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu milletin bir parçası olmak onurdur, gururdur. Bu millet için çalışmak dünyanın en güzel, en gururlu işidir. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Her birinizin, tek tek 16 milyon vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
Biliyoruz ki Cumhuriyet demokrasiyle güzel. Onun için yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Bir kez de sizler misiniz? Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Son kez diyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyoruz.